Cumartesi gününden hepinize günaydın. Hayırlı sabahlar canlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her zamanki gibi şöyle enerjik bir şekilde, güne güzel bir şekilde başlayalım inşallah. Nasılsınız? İyi misiniz canlarım? İnşallah hepinizin sağlığı, sıhhati yerindedir. Bizler de öyle. Allah'a şükür olsun. Sabah bir telefon sesiyle uyandım. Annem arıyor. Hamur yoğurma makinesinin bir ayarını, bir şeyini yapamamış, gel yap diye. Kalktım, indim hemen aşağıya, onu bir hamuru, onun hamurunu bir yoğurduk makinede. Bugün biz abimlere gideceğiz. Öğleden sonra saat böyle 3 gibi falan yengem gelip bizi alacak arabayla. Abimlere gideceğiz. Annem ondan dolayı dünden yemek yapıyor. Dünden beri yemek yapıyor yani. Şimdi yengem çalıştığı için sağ olsun o da yapar yine evinde bir şeyler bize ama dün annem tavuk pişirdi şöyle büyük bir kazanla, tencereyle. Bugün de kıymalı kömbe yapıyor. Kıymasını, soğanını hazırlamış, işte hamurunu yoğuracakmış. Beni çağırdı, şey yapamam, aleti kullanamamış. Hamurunu da yoğurdu, ben çıktım yukarı. O şimdi aşağıda belki onu yapıyordur. Ben de ancak çocuklara bir kahvaltı hazırlayayım. Akşamdan çamaşır atmıştım. Onlar serilecek, onları sileyim. Tekrardan makineye çamaşır atayım derken zaten o saati bulurum ben. 8'de kaldım, biz ve 8'de kaldım. Ne iyi oğlum? Çoklu. Tamam. Ha, sepeti getirdin mi? Ali de sabah işten geldi. Biz yatıyorduk tabii o zaman, daha saat 9.30'da. Çay demlemiş. Şimdi kahvaltıyı hazırlarız. Birimiz kahvaltı hazırlasaydık, birimiz de ne? Çamaşır var. Ben, ben hiçbir şey yapamam. Kahvaltı yapmayacak mısın? Yok, ben yapayım. Ha, gidecek misin? Ha, tamam. Çarşıda işlerim var diyordu dün akşamdan. Akşam pantolonlar falan, koyu renkliler vardı. Onları attım makinaya. Çamaşır beklemez. Akşamdan attım çünkü. Belki dedim sabah su kesik olur, elektrik kesik olur. Biliyorsunuz bizim burada çok kesiliyor. Bu sudur, elektriktir. İşimiz gücümüz yarım kalıyor hep. O yüzden akşamdan attım makineye. Öbür büyük sepeti alsaydım. Keşke, bu biraz küçük. Sığmıyor. Ben şimdi bunu bir dışarıya çıkarayım da. Makineye koydum şey, aman. Şeyi çıkardım dışarı. Çamaşırları. Da dünden de boynum tutulmuştu ya, hala aynı boynumda, daha böyle bir hafifleme pek yok yani, öyle diyeyim. Böyle pek bir hafifleme yok. Ağrıyor hala boynum. Şu halıyı da o gün makineye atmıştım. İşte şu uç tarafı lekeliydi. Ya şura ya da öbür taraf, ama iki tarafa da bakıyorum. İki tarafında da leke yok. Temizlenmiş, tertemiz olmuş. Bu halı işte çocuk odasına çok geniş oluyor. Öbür evdeyken yatak odası halımdı. Oraya rahatlıkla oluyordu. Çocuk şimdi yatak odası burada dar olmuyor. Çocuk odasına sardık. Çocuk odasına da çalışma masalarının altına giriyor. O yüzden şöyle o giren kısmı şöyle kestireceğim. Çamaşırları serdim. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Tabii kahvaltı öncesinde yaklaşık bir saate yakın Nilay ile ilgilendim. Altını değiştir, karnını doyur. Doymadı, bir daha doyur. Artık bıraktık abiye. Bak bak bak, ağzı yanaklara bak. Abinin kollarına bıraktık. Güçlü kollarıyla tutacak abimiz. He? Kızım. Abi. Aa, sen kahvaltıdan sonra tıraşa gitmen gerekiyordu senin ha. Saat da bayağı ilerledi ama yetişirsin bence. Yok yok, git sen. Saçımı tuttu her yer. Hadi şunları kaldır. Aynen. Ben hiçbir şeyinize yardım etmeyeceğim. Masamızı koyalım şöyle. Hayır, bana ne? Sen uyurken ben gittim çamaşırları serdim.
Evet Yağız, biraz önce çamaşırları sererken Aytu bana yardım etti. Gerçi Aytu yani 3-5 tane çorap serdin ha. Başka bir şey de sermedin. Hayır dedin ama ben niye yaptım? He? Sen yatağını toplamamışsın. Kalk hadi yatakları topla bakayım. Toplayacağım zaten. Abinin yatağını artık bırak onu. Şu bak şeyi kurudu. Bak ay ben unuttum, Ali çarşıya gitti. Halıyı gönderecektim Ali ile. Kaldı. Of ya. Ya nasıl unuttum ben ya. Şunu kahvaltıdan sonra sarıp kaldıracağım yerine. Of, çayın altını şimdi yaktım tekrardan. Kahvaltımızı hazırlayalım ailenle beraber. Domates, domates. Evet. Ay, burası biraz daha kalabalık. Dur kızım, hemen bıçağı alma eline. Bıçak en son iş. Bir tane domates çıkarayım. Salatalık da soyulacak. İki de salatalık soyalım. Bunda ne var? Ha. Kızım bekle. Bak bakayım bir. Şimdi ben bunu yapayım mı? Ha? Hayır, daha yıkanacak o. Şöyle bir saçlarını toplayalım önce. Aa, hadi. Bardaklarımızı hazırlayalım. İyi. Ah. Ah, ayağımı geçirdik. Hem ıslak değil mi? Yok. Çünkü hem ıslak oldu da canım açıyor. Bugün ben yine giderken iki kenardan toplayayım ama örmeyeyim. Öyle yapayım mı? Dün çok yakışmıştı öyle sana. Değil mi yaptın? Hani topluyoruz ya iki kenardan. Değil ama örmüyorum. Bekle onları ver bana. Olur. Dur. Belki olur. Zaman yetiş var. Şey yaparız. Bakarız zamana göre. Biraz. Ben bir şey yapayım. Kabuğunu soyayım da. Kabuklu sevmiyorum ben. Bir kabuklu yemiştim. Hı? Bir kabuklu yemiştim. Evet, onu Aytu abim kabuklu doğramıştı. Mecburen yedim ama ben kabuklu pek sevmiyorum. Ne arıyorsun? Dur, yıkamadım daha. Onun öbürünü bununla değil. Bu rahat değil pek fazla. Şeyi ilk çekmeli. Onu koy yeri yerine. Sen önce salatalıkları doğra. Ama işte orası ki şey oldu. Kirlenir şimdi burası. O yüzden önce salatalıkları doğra diyorum. Domatesi sonra. Koyayım şuraya şimdi. Domatesin önce şey salatalığın önce kabuğunu soy şuraya. Sonra hep birlikte şey yaparız onları. Kızım şunu şu şekilde tut bak. Şöyle bir tarafıyla. Bu oynadığı için bunu böyle sabitlemen lazım. Yavaşça. Kollarımızı sıyırıyoruz. İş yapmaya başlamadan önce. Tamam. Bilmiyorum, orası öyle olmuyor. Aytu ne yapıyor? Aytu benim Yakup.
Balımız da kalmamış, bal koyalım. O bal bitmiş, bitmiş bir şeyin kim koymuş içine Allah'ım. Şunu alayım. Bir dakika, ben gelirim anne. Bunlar bitsin de öğle yemesine koyalım. Balı da aynı şekilde. Bal bayağı şey olmuş ya. Öyle yapalım. Yumurta 2 ona 1 2 3 4 5 5 bir tane daha koyayım. Başka da yok zaten. Akşam yatmadan önce bayağı şey yaptım. Bulaşıkları falan hemen yapamamıştım. Toplayamamıştım. Yatmadan önceki zamana bırakmıştım. Her yeri, şuraları falan bir güzel domates tosladım. Bulaşık sepetini yıkadım. Bulaşık sepetinin altı evyeydi, şuydu, bir de her yeri bir güzel domates tosla parlattım. Şunda yağ var mı? Varmış. Alo, bir yağ olmuş da içine yağ koymam lazım. Ne içeceğiz? Süt falan mı? İşte düşünüyorum. Süt içeceksen ısıtalım. Soğuk soğuk içine. Süt içerim de. Oturumun bir tane kek yemek istedim. Onu kahvaltı hazırlıyorum değil mi annem? Ona bir tane. Baharatlı mı yapayım senin için? Baharatlı da bir tane yiyeceğim. Sen baharatlı yiyeceksin. Ben baharatlı yapıyorum aynı. Baharatlı krep yapıyorum anneciğim. İstersen üzerine şey yap. Senin yediğin tarafa ketçap mayonez falan sıkabilirsin. Ben kendime ayrı yaptım değil mi? He, sen ayrı yapacağım. Ya tava daha öbür büyük tava var da o da yapışıyor orada. Yoksa hepimize bir yapardım. Bunlar şey yapan neydi? Bunlar... Ay döktüm. Kızım çok şey büyük, geniş kesmişsin ama. Anneciğim bugün bize şundan yapıyorum. Tamam tane. O zaten onun için aşağıya indirdim. Ama bugün yapamam. Şimdi bugün kahvaltıdan sonra zaten gideceğiz. Çok ince kesme. Çok ince kesme. Bak şunlar iyi. Onlar gibi yap. Evet. Bir tane yiyeyim. Ne kızım? Kuşun yanıkları koyacağım ya. Aytuğ. Ama küçük de olalım. Ama küçük de olalım. Bu ne yapayım? Şey diyecektim sana ben ya. Ne diyecektim? Diyeceğimi unuttum ha. Bak senin için Aytu diye çağırdığımda aklımdaydı. Neydi ya? Bak unuttum bile diyeceğimi. Vallahi Allah yere düşen bastı. Basmadım. Da yere düştü. Atalım. Şöpe. Bu salat. İkisini birden soyuyorsun. Ondan sonra doğrama işine geçiyorsun. Tamam mı anneciğim? Ben... Yani öyle olur çünkü. Birini soyayım. Ondan sonra onu doğrayayım. Ondan sonra ikini soyayım diye. Önce soyma işlemi biter. İkisi salataları da soyarsın. Soyma işlemi biter. Ondan sonra doğramaya geçersin. Yavaş. Yavaş yavaş yap. Yavaş yavaş. Acele etme. Yumurtalar biraz ufak. Ufak olduğu için bu kırmızı yumurta küçük oluyor hep. O yüzden bayağı fazlaca da şey yaptım. Patla.
Birden keskin olmaz. Biz kapıları götürdük. Hadi Aytu. Ekmeği götür, suyu götür. Nihale'yi götür onu. Hadi onları götür. Bak bak. Tamam hadi. Hadi Aylin. Daha doğru bak ben yumurtaları bitirdim. Ben domates koyacağım. Hadi kızım. Yani bunu boyasam güzel olur mu? Evet olur. Öyle de olmaz. Tarak Aylin çalışması ya. Onlar nasıl yapıyorlar? Soracağım aklıma geldi. Tamam aferin. Bak. Ne oldu? Güzel olmuş. Süt içeceksen sütü ısıtacağım sana. Hadi. Tamam. Hadi oğlum götür her şeyi. Ne yaptın? Tamam anne. Tamam. Çok kalma. Bir daha yapma. Hı-hı. Böyle alt kısımlarında böyle tam kesmedim. Böyle. Ay, neden bazı kişiler gözlerini sağa tavuklayı? Gözü dinlendirdiği için. Evet. Yani yesek dinlendirir. Süt içer misiniz? Ona göre koyayım. Yok. Yok. Hepsini koyayım. Hepsini koyayım acaba. Aaa şekilli yapayım mı? Şey nerede? Temizlik bezi neydi işte o bezlerden? Masayı çekmecede sildiniz. Ya. Masayı sildiniz. Çekmecede sildim. Tamam çekmecede diyorum. Tutum yaptım ben bizimle öyle. Kızım acele olur musun artık yeter. Oyun oynayarak yaptın. Hayır ben çalıştım. Şunları kenara alalım. Şimdi ben bunu nasıl yapacağım? Anne şu kısmını nasıl alacağım? Şu kısmını nasıl alacağım? Ne o? Alma kenarını kesmez. Kes ortadan şimdi. Hadi. Şöyle. Elimi kesmek istemiyorum ki. Dikkat et acele etmeden. Şimdi. Kenara koy, elinin altından kalksın. Ben yükleyeceğim. Ama o şekilde yapıp çöpünü o şekilde de çıkarabilirsin. Tamam, şimdi çöp kısmını at. Tamam, koy oraya. Hadi kızım, hadi. Tamam, aferin bak, öğreniyorsun işte. Onları koy. Sırayı diğerinde. Onu da yine bak, çeviriyorsun. Ters taraf, ters. Hayır, bıçağı ters tutuyorsun. Onun bak, şöyle kenarından kes. Tam o şeyinden. Kes, yavaşça. Tamam. Şimdi onu böyle kenara koyacaksın. Elinin altında olmasın diye. Bu taraftan böyle mesela. Ters geçiyor. Oh my god. Ben so ekmektir, şudur budur, her şeyi götür, hadi. Tamam, bir şey olmazsa koy. Oh
sıra onda. Orada mı çöp kısmı? Dur bir dakika. Ha, çöp burada mı? Böyle yapma. Ne yapacaktım ben? Şöyle yap. Bu şekilde yap. Bir seferde çöpü çıkarırsın o zaman. Hadi. Bir elimle su, bir elimle tavır yap. Burayı da mı yap? Bak. Çıkaralım. Cevabı nasıl çıkardı? Bir şey olmaz. Hadi. Tamam, şu çöpleri alıyoruz. Çöpe atıyoruz. Onları koy tabağa. Tamam, kes. Bir tane daha. Aferin kızıma. Aferin benim güzel kızıma. Böyle böyle öğrenecek. Yakubak tuz. Ha yok, Yakubak şey yapma. Tuz dökme. Salatalığa hiç tuz dökme. Kızım tamam. Acele ediyorum. Sen beni oyalıyorsun. Hadi onları bir yıka bakalım. Tepsiyi getireyim mi? Yok, tepsiyi ben getiririm. Her, her şeyi doldurdun mu? Evet. Tabureleri koydun, ekmeği falan. Tabureleri üzerine koy suyu. Buraya koymuyorsun anneciğim. Tekrar çalkalayacaksın onu buraya koyduğun için. Çal, bırak elinden. Tamam, bunu da kapatalım. Aferin. Bunları koyalım tepsinin içine. Tezgaha da siliyorsun. Tamam. Ocağını oradan verip dur, o yumurta şeyini al. Yumurtanın beyazı böyle akmışsa, tezgaha yumurta bulaşmışsa yumurtayı Scotch Brite'la alıyoruz. Tamam mı anne? Ondan sonra siliyoruz. Aferin çocuğuna. Bak bu şekilde değil. Bak. Bunu böyle açtı. Bunu böyle açarsın. İki elini koyup böyle çekiyorsun. Heh. Aferin. İşte bu kadar. Böyle böyle öğrenecek teyzeleri. Böyle böyle hepsi bu şekilde öğrenecek. Bunu böyle aç. Yıkayalım. Tamam. Elimizi de yıkayalım hemen. Yıkadın mı? Hadi. Kurula. Etrafa baban gibi yapma. Şöyle. Ali de böyle yapar. Elini yıkadı mı? Kurulamaktan şimdi kurular ama kurulamadan önce şöyle. Ya yapma bu hareketi. Her tarafa su sıçrıyor. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Sen geç. Otur, bunları ben getiririm. Şey, Nihaleler gitmemiş. Nihaleleri al kızım. Hadi bize afiyet olsun. Hoşçakalın. Canlar. Canlar. Kahvaltımızı yaptık. Yengem geldi bizi almaya. Gideceğiz şimdi. Yengem mi? Kalk. Nasıl ya? Oğlum ben dayının amcanın karısı ne oluyor? Senin yengen mi oluyor? Tabii. Ben ismini hitap ettiğim için yenge demiyorum, yaşımıza yakın olduğu için. Hadi kalk annem. Gel sana da sıkayım. Kalk. Ben sıktım. Hadi ayakkabılarınızı giy, sıktın mı? Sıkarsın. Başına. Başına da sıkalım. Hadi. Krem de sürmüştüm ellerime. Herkesi hazırladım. En sona ben kaldım her zamanki gibi. Ay, uzun zamandır, yani daha doğrusu ilk defa böyle 5 çocukla bir yere gezmeye gideceğim. O yüzden biraz hazırlanmamız uzun sürdü. Ailenin kıyafeti, Aytuğ'un kıyafeti, Yakup'un kıyafeti, Alper'in kıyafeti. Onu giy, bunu giy. İşte Nilay'ı giydir. Nilay'ın altını değiştir, üstünü değiştir. Nilay'a yedek kıyafet. Aytuğ küçük, Yakup küçük olduğu için Yakup'a yedek kıyafet. Ne olur ne olmaz. Şimdi biz bugün abimlere gidiyoruz. Dediğim gibi yengem geldi almaya bizi. Annem aşağıda yemek yaptı. Dünden böyle bir büyük kazan. Toga ve bugün sabah da kömbe yaptı. Hatta ben sabahleyin indim. Hamur yoğurma makinesinde birlikte yoğurduk hamuru. Annem daha tam makineyi kullanamıyor. Birlikte hamurunu falan yoğurduk. Annem içine hazırlamıştı ama zamanım olmadığı için çekim yapamadım. Kahvaltıdan sonra da topladık ortalığı. Makineye çamaşır attım. Ali çarşıya gitti. O gelince çamaşırları serecek. Biz şimdi çıkıyoruz. Hızlı bir özet. Hazır mısın? Evet. Hazır mısın? Her şeyini aldın mı yanına? Kitabını da almış. Hadi. Aylin, Yakup, Aytuğ, hadi kalkın. Şunu yanıma mı alsam? Benim diğer çantamda vardı. Ha? Hadi giyinin.
Ceket giymene gerek yok. Hava güzel. Hadi bakayım çocuklar. Hayır çıkarma. Ayakkabı. Efendim canım. Hadi. Tamam. Hazır mısınız çocuklar? Evet. Hadi. Şimdi çıkalım. Yok be. 15 dakikanın şeyi olmaz. Çoraplarını değiştirir misin? Yok. Olmaz aynen. Biraz daha oturalım. Ben o arada şey yapayım o zaman. Şun, Alper şunu oraya koy. Ay Yakup şey diyordu. Hasan Emre abimin küçük arabaları var diyordu. Ali Bey de geldi. Sen bir yağ çorbası. Gel bize yet Hasan şeyin yok mu? Hani? Hı. Çok yaşa. Çok yaşa. Ha. Gemi var, gemi. Ne var? Gemi. Gemi olduğu zaman yoğun oluyorlar ya. O zaman iş yerinde böyle dinlenme zamanı şeyi olmuyor. Başka zaman az çok dinlenebiliyorlar. Bir tane, iki tane gemi var. Bir o gemi gibi, bir o gemi gibi. Ben de Nida Hasan Emre'nin suratını telefonu kapattım. Niye, ne oldu? Kız. Hadi. Ağır, alıyor ağır. Muyuz? Hadi oğlum kalkın. Evet. Alper yardım eder misin? Ceketini giy. Evet. Hadi Ali görüşürüz. Ceketini giy. Bana niye geldin ya? Ayakkabını giy kızım. Oğlum baban hiç uyku uyumadı. Sırtım kaşındı. Ay sırt kaşıyoruz. Yürü yürü yürü. Yürü. Onları kaldırsana ortadan. Ortadan kaldır. Ben de Nilay'ı battaniyesine sarayım. Bismillah. Sürahideki içme suyu. Ne yapacaksın ki? O son oydu. Bak, ben sürahide bilmiyorum. Ben doldurmadım herhalde. Tamam ben doldurmadım. Hadi oğlum ayakkabınızı giyin. Bekletmeyin yengenizi. Herkes şarj aletini aldı mı? Ulan herkese şarj aletini aldı. Yakup ayakkabını giy. Aylin aldım. Aylin şarj aletini aldı. Şarj aletini burada. O şey hangisi bakayım? Ben çantamda varmış bir tane şarj aleti. Bak ya. He. Var ya senin çantanın. Şunda ya, şunun içinde benim şarj aleti varmış. Başka daha nedir vallahi Allah bilir onu. Vardı. Nilay'ın kıyafetleri vardı. Ben bunu giyeceğim. Daha bir numara bebek bezi vardı. Burada boş. Ama bunu giyeceğim. Tamam giy zaten onu giyeceksin. Çıkarsanız çıkıyoruz beyefendi. Yani şuraları yakışıklı güvenlik. Şöyle şeyi açılmış. Hadi. Öbürünü kullanma. Alper ceketini giy. Alper ceketini giy annem. Ne yapabiliriz? Kullanmam onu. Makineye attı beyaz oldu işte. Neyi? Annem bunu makineye atmasın. Yırtılmış olur zaten. Oğlum onlar zaten eskidi yenisini alacağız. Yenisini alırız. Sen beden açılıyordu ama. Tabii atarız. Seni bak hele. Ama aynen bunu alın. Bu çok güzel. Benim diyor düzgün benim bir... Benim ayağımdaki ayakkabılar ben boşuna boş spor ayakkabı giymiyorum. Benim diyor doğru düzgün bir bluzum kalmamış diyor. Bluzum mu kalmamış? Evet öyle evet. Diyor. Neden? Ya öyle diyor. Dışarı çıktın mı giyecek bluz yok ya. Ben gömleklerinden giyiyorum. Niye senin gömleklerinden giysin çocuk? Olmuyor ya ben artık o yüzden yani. O zaman göbeğini küçült. Hep bana. Göbeğim küçük. Ama Mutlu dedi zayıflamış hali dedi. Zayıflar sen mı? 15 günden beri ishaldin ya. Ya. Ondan. Hadi ceket giy yavrucuğum. Ya boş ver. Hayır ya sen al ceketini yanına giymesen de yanına al. Arabaya gir. Soğuk olur mu? Arabaya bile gelecek. Evet o taraf dışarıda oturursak soğuk. Hadi hadi çıkın siz. Ya bunlar 2,5 Alperin. Saattir ayakkabı ha. Giymekle uğraştıkları için ben burada beklemek zorundayım. Şuna tamam. Var diye. Ne arayayım? Bu ayakkabı nasıl almaz? Tamam hemen. Kızım benim. Özlersin artık bugün babası. Kızım. Kızını da özlersin artık babası. Uş uyuşa bak. Zaten başkasını özlemezsin. Kızını özlersin sen babası. Ya gerisini ne özleyeceğim ki ben? Allah Allah gerisini. Bu varken neyini özleyeyim ben? Sen artık zaten bunu özlüyorsun babası. Babam alsın da diye kucağıma alsın diye 50 sefer şey yapıyor beni. Vallahi Alper'i de biliyor. Sabah benim kucağımda bas bas bağırıyor. Alper'in kucağına verdim. Sustu. Hadi bakalım. Hadi gidin ben yatacağım hadi. Sen de yat dinlen. Anneciğim ıslak mendil versenize bir tane. Niye?
Ayakkabıma bastı geçen çok zeki bir arkadaşım. Ayakkabımı çok zeki derken? Şey değil ki, bir şey yok. Sileceğim ayakkabımı. Anneciğim ya, bizi yorma ya. Hadi 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 hadi. Geliyorum kızım. Çantanın içinde bir numara bebek bezi varmış. 3-4 tane. Efendim? O çanta zaten şey, başka bir şeyler de var. Gözlere bakaydın iyice. Bir bakayım sana. Bak var, o kezince para da çıkar belki. Ben yardım aldınız mı? Aldık herhalde kızım. Şu power bank'i aldım yanıma. Bak. Ne, pembe olanı mı? Ha. Aldım, hadi. Ben ayakkabımı giyeyim. Alper sen şu çantayı al oğlum. Ama gerçekten güzel. Evet evet, çok güzel oldu. Benim ayakkabım nerede? Ya bu ayakkabılar üzerine. İşte oradan fazlalık verirse boşaltma lazım. Hayır hayır, kendi ayakkabılarını hep başka ayakkabılar koyuyor. Şu benim ayakkabının haline bak. Taner kalan bir ayakkabı var. Çağırdım. Oo, hiç güzel değil. Of, o kumunu güzel değil. Benim ceketimi aldınız mı? Gözüm yandı ya. Alper çantayı arkaya koydum. Annem çıktı mı? Toba çabası yapmış. Söylemedin mi ben? Sabah söyledim galiba sana. Hadi kızım arabaya. Yeni ayakkabı olduğu için ondan. Çok sıkıyor. Geçin bakalım herkes. Tamam. Geç. Bir dakika bekle. Anneannen öne oturur. Baba, tamam mı? Hadi biraz bir ön bir arka. Yakup abinin kucağına. Abinin kucağına. Abinin kucağına. He? Büyüyor mu? Ha. Mutfakta kömbe var Ali'ye. Ha. Kömbe var. Kapıyı açsın bana. Ali kömbe varmış mutfakta. Yemek yemiş de gelmiş o. Çarşıda işi vardı onun ya. Şeyi arka bagajı kapatmamış. Tamam. Dur kızım yavaş. İşte baba buraya motoru bıraktı. Buraya baba motoru bıraktı. Buraya mı dönerim? Buraya mı dönerim? Evet. Burada yedik biz de. Ben dönerim. Abi fotoğraflardan bizim şeyini attım. Arkadaşım öyle bir tane. Anneciğim, arabayı öksürmeyelim, bak böyle öksür. Elimizi tutacağız, değil mi? Yok, elimizi tutmayacağız. Arabaya öksürürsek araba pis pis olur, mikroplar. Evet abi. Ben boğama yapacağım. Yakup al oğlum. Tamam mıyız? Tamam mı? Hadi bakalım. Ay düşme bebeğim, düşme. Yavaş Yakup. Taraf. Evet. Arabayı bu tarafa park ettim yenge. Bu taraf dolu diye. İçeride girdim, terlenen gel. Aferin sana. Bu bina değil ki. Bu bina değil ki. İlerisi o mu kızım? Ayakkabıyı. Yeni ayakkabın, ondan rahatsız ediyor seni. Sadece şu, sadece bu. Tamam. Tamam, geçer, alışırsın. Pazar varmış ya burada. Cumartesi pazarı kuruluyor. Düşürdün mü? Topla. Hadi annem. Abimlere geldik. Şimdi çocukları eve bıraktık. Burada yakın bir yerde pazar kuruluymuş. Pazara gidiyoruz.
küçük bir alışveriş yeni yapacağız. Yeni konteyner kent olacak. Burası mı? Normalde geçiş pazar yerinde. Evinin yanına böyle yakın yerde pazar olması çok iyi. Hadi anne. Ha, ayakkabılar 200 liraymış burada. Anne gel. Anne dikkat et araba. Çekirdek giymeden. Abla. Ne kadar mandalina? Ne kadarmış? Nereye? Otoparka değil. Ispanak ne kadar güzelmiş. Buna bir şey işte. Bu yerden toplanmış. Tadına bakabiliyoruz değil mi? Şey yerden diyorum. Çabuk çürür bu kız. Makasa toplanmamış. O yüzden ucuz. Kız helal etsinler. Söyle. Tadına baktık, helal edin. Ekşiymiş kız. Baktın mı? Evet. Ne yapacağız? 30 mu? Hafif ekşi. Bak şu may hoş. Annem ben de başını. Annemi kaybederiz ha. Anne. Burayı da bulamaz sonra. Telefonu anne. Yanında mı? Hoş geldin. Ya ben niye keşke cüzdanımı yanıma alaydım. Tüh. Biber ne kadar? Acıyor mu? Acı biber. Çilek ne kadar? 80 lira. Saman da var. Çilek? Çilek 120 lira. 120. Keşke ben cüzdanımı almadım. Anne şunlara çilek alayım da ben sana evde vereyim para. Çilek deyip duruyorlardı. Ne kadar? Nasıl satarlar? Tane de. Uf, tane 25 tane alalım. Bir tane kilosu 50 liraymış. Yazdan bir sürü dolmalık biber attım. Haftaya atayım yapayım biraz. Marul ne kadar? Marul 15 lira. Yazın kendine. Ben bir maron alacağım. Şeyini gezmek istersen gidelim şöyle. Depremde şu binalar hasar gördü mü Mutlu? Yok. Hiç böyle dışında falan da mı şey olmuş? Yapıldı mı? Ha. Çünkü bakıyorum tertemiz duruyor da. Dış bakımları yapıldı. Ay şu marol güzel. Şunlar evet. Ne kadarmış? İyi ama bunlar daha güzel. Bak yağlı yağlı. Şu diyor, şu güzel duruyor. Patates 18 liraymış. Domates şey ne kadar? Soğan ne kadar? Soğan 15. Patates 18. Soğan 25. Tamam dur ben dönüşte şey yapayım de. Güzel şey çok güzel. Soğan ne kadar? Bakalım. Siz ben geliyorum. Biz de dönüyoruz ya. Tamam. He. Tabii biz de dönelim artık olmazsa. Bununla mı dolaşmak istersin? Hadi anne. Biz de dönüyoruz. Şurada aç. Benim çocuklarım sebzeyi çok sevdi. Bunun ne kadar mı? 40 mı diyor mu? Şu şeyi çok tutuyor ya. Şurada parçalanmış var. Ha. Kökü tutuyor değil mi? Şeyi, sap kısmı. Evet, harika, domatesler güzelmiş. Harika. Ne kadar? 40 lira. Orijinal salkım. Çeri ne kadar? 50'ymiş çeri. Ben şuradan şu çocuklara bir şey alayım istiyorlardı. Derin mi abla? Şöyle alacağım da. Tabii. Hangisini seçeceğiz? Tamam canım geliyorum. Şunu verir misiniz? Şunu iyi hangisi iyi? Yok şu, şunu. Şunu alayım. Şunu. Bir dakika müsaade edin ha.
125 lira hocam. Tamam. Yaylalar, yaylalar. 125 lira. Hayır, alma. Ne kadar çilek? 120 lira kilosu. Evet. Şöyle 2-3 tane sebe olmuyor mu? Hayır. Hayırlısılar. Pardon. Hayır, müşteri yok. Bu ne oluyormuş? Bu ot. Otlu nerede? Bunlar mı? Şaban, bunlar ne kadar şimdi? 90 lira. 90. Şunlar 90 lira. Renkli olanlar da 70 lira. Bunun tanesi 4 lira. 5 tane alırsan ne diyeyim? Bir tane mi? 5 tanesi 20 lira yapıyor. Ben 5 tane yapayım. Bayağı da şekerlemeler de var. Tamam. Bunu şuraya koyayım, ben bunu dahil ederiz. Siz çerezi alın. Anne. Bu nereye gitti? Şimdi şöyle. Ben size anlatayım. Günde okuma. Şunlar 70 lira. Bak yayla da aracılık var. Şunlar 90 lira. Bak şurada da 70 lira. Bunlar kadar? 70 lira. Acı bunlar kadar? 1 kilo. Tamam. Tamam. Buna kadar? Bu 90 lira. Başka? Tamam. Ben deri utalık gelirim. Tamam canım. Tamam. Annem burada zaten, onu bekliyorum ben. Tamam, koyacağım. Yiyebilirsin tabii ki. Afiyetsin tabii. Size hemen bir kilo vereceğim. Senin değil mi avokadolu? Yok hocam. Tamam. Hocacığım, senin mi aldın mı? Bir tane de bana ver zaten ama ablana da bırak ha. Buranın cumartesi pazarı. Bayağı da kalabalık. Ne kadar hindibağlar? 10 lira abla. Bu 27 lira yap. 30 olsa onları bulur. Yardımcı oluyorum aslında. Evet. Allah Allah. Niye büyüksünüz? Mis gibi kokuyor şu mandalinaların yanından geçerken. Alayım biraz. Yok. Ha? Ne? Alayım biraz. Şu king güzel olur. Şurada. Bu ne kadar? Onu 5 lira yaptım. 7,5 lira. 5 lira, bu da 10 liraydı. 7,5 lira yaptım. Ha. Hanginden istersin? Hadi. Nesim bilir. Biraz al da köye gidelim. Ne zaman gideceğiz köye? Şu an 3 kilo 600 lira. Ver şunları bana sen. Şunları bana da elindekileri. Abla lokum gibi tadı, mükemmel. Tadına bakabilir miyim? Tabii tabii, yemek serbest abla. O şeker portakal 10 lira. Washington 10 lira. Bak burası var, sıkmalı 7,5 lira bayan. Bayan. Kanlı portakal mı? Kanlı portakalım yok. Tamam mı? 4 kilo. 50 lira 40 lira diyor. Bak çiçeği yapamadım ben daha. 70 lira daha. 70 lira. Ha? Çok güzel çiçekler, kaktüsler, sukulentler var. Benim de. O kadar güzel ki. Görünce dayanamıyorum illa. Bak şunlar da çok güzelmiş. Dalından bir kere. Yani sanki kaçıracak sandım bizi.
Çok güzel ya şunlar. Hayır, bir kim ekmişse sahibini görsek birer dal isterdik. Da şey, depremden sonra mı kapandı? Bak bu şeyde telgraf çiçeğini görüyor musun? Nasıl yayılmış? Geniş yerde olunca. Telgraf çiçeği işte bunun adı. Şundan yüzünü açtı şimdi orada köyde, ne güzel. He, bahçede vardı. Hı. Çileklerin olduğu bahçede, yerde. Hadi geçelim. Bunu temizlemek lazım. Ben kahve yapayım da şurada içelim. Bunlar da yengemle abimin çiçekleri. Bak bunlar da dur sula, ben sulayayım. Bunlar susamışlar. Şunlardakiler olmamış. Şunları ekmişti abim, şu saksıları. Pencereye koymuştu. Olmamış mı bunlar? Bunlar benim yerimden yaşlandığım yerinden ektim. Ondan sonra suladım. Bak şu Atatürk çiçeği. Ben de almıştım bir ara da. Evin içinde olmadı. Dalanak dekek. Bunun yaprakları açacak değil mi yani? He he, öyle zaten. Yaprağı kızarıyor bunların. Bunu. Şunun içine koyayım. Şu kahverengi siyah saksıları abim bir sürü ekmişti. Onlar olmamış mı? Bakmayaklar. Hepsi bozuluk. Şey olmuş. İşte zor oluyor. Çalışınca beyazı. Zor. Durma dönmüş. Hadi. Şu taraftan geliyorum. Ne oldu canım? Ben yaparım kahveyi. Sen başka işin varsa onu yap. Pazardan geldik eve. Çocuklar çilek isteyip duruyordu benden. Biz de dün cuma günü pazara gidemedik. Buradaki pazarda görünce aldım ben de. Şöyle yıkayım. Kilosu 120 lira. Yok canım, şimdi gerek yok. Şu çileği yıkayayım, süzülsün de yesinler. Ne o? Yok. Bitmiş halini görmedim onu. Dur bakayım. Sen oğlu şuna hemen hazırla. Annem kömbe yaptı sabah. İşte hamurunu falan yoğurma makinesini şey yapamamış, çalıştıramamış. Beni çağırdı. Ben de daha yatıyordum. Gittim artık çalıştırdım. Hamurunu yoğurduk. Çok güzel. Bundan size yedirmeyeceğim. Yedirme. Ne olmuş ona? Ne olmuş o kıza? Acıkmış mı? Acıkmış mı benim kızım? Oy oy oy. Ne oldu aşkım? Tatlım benim. Kızım koydun mu çantamı yerine? Anneannemiz geç gelmedi mi içeri? Nerede o? He, tamam. Ben Nilay'ı doyurayım bir. Yok yok, dışarıda dursun biraz. Temiz hava alsın. Nida da kurstan geldi şimdi, yorgun. Şey çok kusuyor, kusuyor, sürekli kusuyor. Annem ne oldu aşkım? Yavaş ya. Bunu geldin diye mi kızım? He? Yok, rahatı yok. Benim midesi çok mu şişti? Nedir? Ne anlamadım oldu? Ben de. Ne oldu kızım? Bunlar bakayım. Ne anneciğim? Benim üstüme başıma da şey oldu. 25 sene kızım. Bunlardan geldim. Bunlar biter tarzı. Ne oldu kızım benim? Bilmiyorum. Ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Balkonda kahve içelim dedik. Hava çok güzel. Ne?
Kuşum benim, kuzum benim. Kuzum benim, kuzum benim. Kuzum benim, kuzum benim. Kuzum benim. Şimdi... Burası Mustafa Kemal Mahallesi. Abimlerin evi burada yani bu mahallede. İskenderun'dan takipçilerim varsa biliyorlardır buraları. Şunları çekeyim. Şimdi biz biraz çocuklarla dolaştık geldik. Gem de yemek yapıyor. Ha bu yağmış. Orada tavuk kavurma. Burada pilav pişiyor. Fırına da şey koymuş. Tavuk patates tepsi yemeği koymuş. Şimdi salata yapıyor. Ben de şimdi ne yapayım? Neyi hazır şey yapayım? Annem de kömbe ve tolga yaptı getirdi zaten. Hayır, sofrayı mı serelim? Yalnız senin halının üzerine böyle bir savan gibi bir şeyin var mı? Masaya sığmayız. Ha masaya mı? Hmm. Tamam olur. 8 kişi. Nasıl istiyorsan. Anne duman çıkıyor üstünden bak. Soframızı masamızı serdik. Yemeklerimiz geliyor. Anne yengem de şöyle fırında tavuk ve pilav. Brokoli salatası, marul salatası yaptı. Turşu var. Annemin de tolga yapmıştı. Şimdi ben de tolgaları bölüyorum. Sofrayı. Başkanı Selçuk Bayraktar da cenaze töreninde. Geliyor bir dakika. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de cenaze töreninde